Ala Resulina salavat. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala Ali Seyyidina Muhammed. İnşallah bugün suç işlemede, önlemede en etkili yol. Malum suç toplumu en çok mutazarrır eden, güven duygusu olmadığı zaman insanları rahatsız eden önemli bir konu. Acaba suçu nasıl işletmeyiz konusunda elimizde hamdülillah çok güzel uygulamalar var tarihimizde. Ondan inşallah biraz bahsedeceğiz. Bir de bu suç psikolojisi, yani suç nasıl işlenir, günah nasıl işlenir, bu günahı işlemeyi durdurmada hangi mekanizmalar var, bunlar nasıl çalışır, bunlar üzerinde inşallah Hutbe-i Şamiye'den ve yine müdafalardan bir dersimiz olacak. Evet, Millet İslamiye'nin sebebi saadeti yalnız ve yalnız Hakaiki İslamiye ile olabilir. Ve hayat-ı içtimaiyesi ve saadet-i dünyeviyesi Şeriat-ı İslamiye ile olabilir. Yoksa adalet mahvolur, emniyet zir-i zeber olur, ahlaksızlık, pis hasletler galebe eder. İş yalancıların, dalkavukların elinde kalır. Evet, Millet İslamiye'nin sebebi saadeti yalnız ve yalnız Hakaiki İslamiye ile olabilir. Ve hayat-ı içtimaiyesi ve saadet-i dünyeviyesi Şeriat-ı İslamiye olabilir. Yoksa adalet mahvolur, emniyet zir-i zeber olur, ahlaksızlık, pis hasletler galebe eder. İş yalancıların, dalkavukların elinde kalır. Size bu hakikati ispat edecek binler hüccetten bir küçük numune olarak bu hikayeyi nazar-ı dikkatinize gösteriyorum. Bir zaman bir adam bir sahrada bedeviler içinde ehl-i hakikat bir zatın evine misafir olur. Bakıyor ki onlar mallarının muhafazasına ehemmiyet vermiyorlar. Hatta ev sahibi evinin köşesinde paraları oralarda açıkta bırakmış. Misafir hane sahibine dedi, hırsızlıktan korkmuyor musunuz? Böyle malınızı köşeye atmışsınız. Hane sahibi dedi, bizde hırsızlık olmaz. Misafir dedi, biz paralarımızı kasalarımıza koyduğumuz ve kilitlediğimiz halde çok defalar hırsızlık oluyor. Hane sahibi demiş, biz emri ilahi namına ve adalet-i şeriye hesabına hırsızın elini kesiyoruz. Misafir dedi, öyleyse çoğunuzun bir eli olmamak gerektir. Hane sahibi dedi, ben 50 yaşına girdim, bütün ömrümde bir tek el kesildiğini gördüm. Misafir taaccüp etti. Dedi ki, memleketimizde her gün 50 adamı hırsızlık ettikleri için hapse sokuyoruz. Sizin buradaki adaletinizin %1'i kadar tesiri olmuyor. Hane sahibi dedi, siz büyük bir hakikattan ve acip ve kuvvetli bir sırdan gaflet etmişsiniz, terk etmişsiniz. Onun için adaletin hakikatını kaybediyorsunuz. Maslahat-ı beşeriye yerine adalet perdesi altında garazlar, zalimane ve tarafgirare cereyanlar müdahale eder.
hükümlerin tesirini kırar. O hakikatin sırrı budur. Bizde bir hırsız elini başkasının malına uzattığı dakikada haddi şer'inin icrasını tahattür eder. Arş-ı ilahiden nazil olan emir hatırına gelir. İmanın hassası ile, kalbin kulağı ile, kelam ezeliden gelen ve hırsızın elinin idamına hükmeten es-sârigu ve's-sârigâtu fa'qta'u eydiyehuma. Hırsız erkeğin ve hırsız kadının elini kesin. Maide suresi 38 ayetini hissetip işitir gibi iman ve itikadi heyecana ve hissiyat-ı ulviyesi harekete gelir. Ruhun etrafından, vicdanın derin yerlerinden o sirkat meyelanına hücum gibi bir halet-i ruhiye hasıl olur. Nefis ve hevesten gelen meyelan parçalanır, çekilir. Gitgide o meyelan bütün kesilir. Çünkü yalnız vehim ve fikir değil, belki manevi kuvveleri, akıl, kalp ve vicdan birden o hisse, o hevese hücum eder. Haddi şer'i tahattür ile ulvi zecr ve vicdani bir yasakçı o hissin karşısına çıkar, susturur. Evet, iman kalpte, kafada daimi bir manevi yasakçı bıraktığından fena meyalanlar histen, nefisten çıktıkça yasaktır der, tard eder, kaçırır. Evet, insanın fiilleri kalbin, hissin temayülatından çıkar. O temayülat ruhun ihsasatından ve ihtiyacatından gelir. Ruh ise iman nuru ile harekete gelir. Hayır ise yapar, şer ise kendini çekmeye çalışır. Daha kör hisler onu yanlış yola sevk edip mağlup etmez. Elhasıl had ve ceza, emri ilahi ve adalet-i Rabbaniye namına icra edildiği vakit hem ruh, hem akıl, hem vicdan, hem insaniyetin mahiyetindeki latifeleri müteessir ve alakadar olurlar. İşte bu mana içindir ki 50 senede bir ceza sizin her gün müteaddit hapsinizden ziyade bize fayda veriyor. Sizin adalet namı altındaki cezalarınız yalnız vehminizi müteessir eder. Çünkü biriniz hırsızlığa niyet ettiği vakit millet, vatan maslahatı ve menfaati hesabına cezaya çarpılmak vehmi gelir. Yahut insanlar eğer bilseler ona fena nazarla bakarlar. Eğer aleyhinde tebeyyün etse hükümet de onu hapsetmek ihtimali hatırına geliyor. O vakit yalnız kuvve-i vahimesi cüz'i bir teessür hisseder. Halbuki nefis ve hissinden çıkan hususan ihtiyacı da varsa kuvvetli bir meyelan galebe eder. Daha o fenalıktan vazgeçmek için o cezanız fayda vermiyor. Hem de emri ilahiyle olmadığından o cezalar da adalet değil. Abdestsiz, kıblesiz namaz kılmak gibi battal olur, bozulur. Eğer beşer aklını başına alıp adalet ilahiye namına
ve Hakaik-i İslamiye dairesinde mahkemeler açmazsa maddi ve manevi kıyametler başlarına kopacak, anarşilere, Yecüc ve Mecüclere teslim-i silah edecekler diye kalbe ihtar edildi. Hutbe-i Şamiye'de geçen bir kısım bu, malumunuz. Gerçekten suç nasıl işleniyor? Bu suç nasıl önlenebilir? Her yönüyle ele alan bir kısım. Üstad başta hükmü koyuyor. Diyor ki, evet, Millet-i İslamiye'nin sebebi saadeti yalnız ve yalnız Hakaik-i İslamiye ile olabilir. Ve hayat-ı içtimaiyesi ve saadet-i dünyeviyesi şeriat-ı İslamiye ile olabilir. Yoksa adalet mahvolur, emniyet zir-i zeber olur, ahlaksızlık, pis hasletler galebe eder. İş yalancıların, dalkavukların elinde kalır. Bir gün Mukayese-i Hukuk Tarihi veya Hukuk Tarihi'nde hoca çıkmış, ders anlatırken Roma hukukundan bahsediyor. İşte diğer hukuklardan falan bahsediyor. Diyor ki Osmanlı'nın hukuk sistemi pek yoktu. Osmanlı'dan bize intikal eden bir mecelle var. Bir de memurun muhakemet kanunu var. Kanunlu bir devlet değildi. Ama diyor bizim binlerce kanunumuz var. Mesela Yüksek Öğretim Kanunu 2547 sayılı kanun. Şimdi 10.000, 15.000'i geçiyor kanun sayımız. 14 ciltlik de bir şeyimiz var. Kanunlar külliyatı var. Bu alanlar şey yapıyor, sürekli yenileniyor. Böyle Osmanlı'nın kanunsuz, bizim ve Avrupa'nın da çok kanunlu olduğundan fazlaca bahsedince talebenin birinin zoruna gidiyor durum. Diyor ki hocam, anlayamadığım bir konu var. Buyur diyor, anlayamadığın konu sor, anlatalım. Osmanlı'nın kanunun nizamı yoktu diyor. Öyle diyorsunuz siz. Bizim 14 ciltlik kanunumuz var. Avrupa'nın da şöyleydi. Fakat Osmanlı Türkiye'nin 40 katı büyüklükte bir alana hükmediyordu. Ve 600 sene müthiş bir şekilde de hükmetti. Öğrendiğimize göre şeriye sicilleri var. Şeriye sicillerinde, mahkeme tutanaklarından. Osmanlı'daki suç oranı da çok az. Biz sosyal bilimlerle uğraştığımızda tarihçiler şeriye sicillerini bugünkü yazıya aktarıyorlardı. Çoğu veraset davası, boşanma davaları var. Adi böyle davalar. Yani koca Maraş'ta veya Adıyaman'da bir senede meydana gelen olaylar şu anda Maraş'ta veya Adana'da saatte meydana geliyor. Öyle enteresan bir hukuk sistemi var. Ve bütün Osmanlı boyunca el kesme cezası belki yani ondan az verilmiş veya o civarlarda verilmiş. Burada hani 50 senede bir diyor ya Üstad Hazretleri, 600 senede demek ki ne yapıyor? 12 kere mi verilmiş oluyor? Öyle bir durum var. O zaman diyor bu kadar az suç işlenmiş. Halbuki şu anda bizde günde işlenen suçlar belli. Hele hırsızlık konusunda ben kendim şahit olmuştum. Bir savcıyla görüşecektim. Bu değerler eğitimiyle ilgili bir programımız vardı. O arada bekliyoruz. Çocuğun bir tanesi yanıma oturdu. Diğeri biraz daha uzakta. Gel dedi ki, abi diyor, bu diyor hırsız diyor. Aman diyor, dikkat et diyor. Ulan diyor, sen hırsız değil misin diyor. O da, bu da hırsız diyor. Ve yarışa başladılar. Senin kaç dosyan var? Benim diyor 75 dosyam var. Öteki diyor ki benim 80 dosyam var. Evet, yani suç. Hırsızlık suçu işlemişler. Birisi
Evet, çok enteresan abi. Yani var ya, diyor yani suçlu ol, sıkıntı yok. Kadın ol, sıkıntı yok Türkiye'de. Kiracı ol, çok sıkıntı yok. Ama işçi ol, sıkıntı yok. Öbür türlü eğer şikayet eden olursan sıkıntı orada var. Suçlu olanı çok çok koruyor kanunlar. Aman ha, şöyle olmasın, böyle olmasın diye. Avukatı falan her şeyle. Ya diyor, ben bunu anlayamadım diyor. Nasıl olur diyor. Böyle kanunsuz, nizamsız bir devlet 600 yıl sürecek. Türkiye'nin 40 katı olacak. Suç oranı sıfıra yakın olacak. Diyor ki karıştırma orayı diyor. İşte üstad orayı karıştırmış burada. Yani nasıl suç işlenmez? Yine Üstad Hazretleri bu biliyorsunuz Meyve Risalesi'nde 24'te birini diyor Allah yoluna verirsen diyor her iki ömrü de kazanırsın, her iki dünyayı da kazanırsın. Ve en arka kısmında da birinci meselede diyor ki 10 tane anarşistin idaresi 1000 tane Allah'ı bilen, cehennem hapsini bilen, meleklerin sürekli kaydettiğini bilen insanların idaresinden daha zordur. Hakikaten bakıyorsunuz, mesela Kocatepe Camii'nde herhalde 10 bin kişiden fazla yan yana geliyor değil mi? Daha mı fazla? 10 bin kişi yan yana geliyor. Cami çıkışında ne kimsenin camı kırılıyor, ne yüzlerce binlerce polise ihtiyaç var. Değil mi? Gayet sakin bir şekilde millet işine gidiyor. Şimdi Mekke'de, Medine'de 3 milyon kişi yan yana gelmiş. Polisiye olaylar çok az. Ama bir bakıyorsun bir sendikanın Kadıköy'de bir gösterisi olacak 1 Mayıs'ta. Yüzlerce binlerce polis var. Adamlar kaldırım taşlarını söküyorlar. Oradaki güzel güzel oturakları falan söküp ne yapıyor? Milletin malına zarar veriyorlar. Hangisi daha iyi? Elbette ki imanlı olan, ahirette bunun cezasını çekeceğini bilen, her an meleklerin kontrolünde olduğunu bilen insan elbette ki suç işlemeyecektir. İşte burada Osmanlı'da suçu önleyen şey, suç işlemeyi önleyen şey, üstad vicdanlara, yani bu vicdanda yasakçı bırakmaya ve en başta da şunu koyuyor, diyor ki Allah namına olacak diyor. Allah namına olmazsa o zaman iş değişiyor. Bakıyorsunuz yani belli hükümetler geldiğinde, mesela eskiden Özal'dan önce cebinde 100 doların varsa suçluydun. Yasak da böyle 100 doları nereden aldın, nasıl buldun? Öyle kolay bir şey değildi. Ama şimdi hiçbir şey değil yani. Hatta diyor ki iyi dolar var diyor. Adam bayağı zengin. Durumu da iyi ki dolar almış diye. Zamana göre ve zemine göre değişiyor. Bir de kanunun tesirini kıran en önemli şey aflar. Bakıyorsun işte eskiden oluyordu. Allah'tan şimdi bitti bu durum da. İşte falan başbakanın hanımının affı, filanın affı, filan affı diye. Diyor ki adam ben diyor, suç işlesem diyor. Suç işlesem bunu görmeden işleme ihtimalim olabilir diyor. Görmeden işlersem zaten diyor kimse görmeyecek. Ne güzel, ne âlâ diyor. Peki gören olursa belki şahit olmaz diyor gören kişi. Peki şahit oldu, suç ispat edilecek. Hakime diyor bir şeyler yapabiliriz veya iyi bir avukat tutarız. Öyle savunur ki beni, ben de suçsuzluğuma inanabilirim. Hadi o da olmadı. Nasıl infaz kanununda bayağı şeyler var. Suçu ilk işlediğinde şu kadara kadar ceza alırsa dışarıda. Ondan sonra iyi hal falan falan onlar da olabilir diyor. Hadi diyelim ki onlar da olmadı. İşte
Bir müddet sonra bakıyorsunuz bir af çıkabilir diyor. Oradan yırtarım diyor. Bu kanunun tesirini kırıyor. Onun için Üstad Hazretleri burada bir evde geçen bir olayı, bedevi bir çadırı derken, şimdi biz de hakikaten yani paraları muhafaza etmek çok zor. Hırsızlık had safhada. Yani Ankara'da acaba günde kaç hırsızlık hadisesi oluyor dense var ya, bir baksak istatistikler yani çok böyle iç karartıcı bir durumda. Onlar da olmuyormuş. Mallarını sağa sola koymuşlar. Hırsızlıktan korkmuyor mu? Yok, korkmuyorlar. Ama diğeri kasalara koyduğu halde yine hırsızlık oluyor. Peki niye orada olmuyor, burada oluyor? Üstad Hazretleri hane sahibinin dilinden şöyle anlatıyor. Biz emri ilahi namına ve adalet-i şer'i hesabına hırsızın elini kesiyoruz. Misafir diyor, öyleyse çoğunuzun diyor elinin, bir elinin olmaması lazım. 50 senede bir tek el kesildiğini görmüş. Şimdi Allah için, yani şimdi idam cezası biliyorsunuz İslam'da çok önemli bir şeydir, kısas. Olmaması acaba insanları ne kadar cesaretlendirdi? O kadar rahat suç işliyor ki, oğlum diyor sen öldür diyor. Nasılsa diyor idam yok. Seni diyor hapishanelerde gül gibi besleriz diyor. Bir de diyor zaten diyor ispat edinceye kadar hani avukat falan da tutarız. Oradan da az olur. Nasılsa ondan sonra bir de diyor af çıkar. İnfaz kanunundan faydalanırsın. 30 yıl şu kadara iner. O da şu kadara iner. O da şöyle olur diyor. Hatta geçenlerde bir aile kavgası olmuştu bizim oralarda. Gittim babanın Iğdır'da. Babasıyla görüştüm oğlanın. Hocam diyor bir göle düştüm. Ne yapacağımı bilemiyorum diyor. Dedim ki abi ne yapacağını bil dedim. Nasıl bileyim dedi. Dedim ya Allah'a bırak bu işi. Bak dedim kanunen dedim onu tutuklamışlar, hapse atmışlar. Ne güzel cezasını çekecek. Ya diyor zaten açtı diyor. Adam diyor şimdi hapse gitti diyor gül gibi geçinecek diyor. Ekmek elden su gölden diyor. Ondan sonra yarın diyor bir de diyor çıkar diyor bu hapisten diyor. İşte bu. Yok, hayır, mahkumlara daha fazla iş veriliyor abi. He tabii. Mahkumlara mahkum şeyi var, kontenjanı var. Eski mahkumlar şey yapılıyor. Dedim ya sen dedim Allah'a ve peygamberine güven. Bak peygamber efendimiz diyor ki biz kan davasını kaldırdık. Yarın sizin o ölen oğlunuz inşallah ahirette sevabını alacak. Öldüren de cezasını çekecek. Yani hiç tatmin olmadı. Yani o öyle bir durum ki, yani bu cezası verilecek olsa, idam edileceğini bilse var ya, o insan o suçu işlemez ha. Yani şu anda sadece idam cezasının getirilmesi çok şeyi değiştirir. Hele hele bırakın el kesmeyi, iddia ediyorum. Cevdet abi hırsızın böyle alnına H harfi çizilse. Şöyle bir tane H harfi ama şapkayla bile kapatılmayacak şekilde. İnanın hırsızlık olayları belki %90 azalır ha. Mesela bir baktınız adamın alnında H yazıyor. Herkes de biliyor ki hırsız. Hani eli kesik olmasa zaten onu tam gösteriyor. Yani onda, o tam etkili bir metot. Ama öyle olmasa bile hırsız geldi, oturdu oraya. Herkes hemen elini cebine dikkat etti ve onu orada tek bıraktılar, gittiler. Acaba hırsızlık yapar mı bir daha? Elbette ki çok zor yapacak. Yani burada demek ki öyle çok fazla da ceza verilmiyor.
Çünkü cezalar ibretlik. Suçu önlemeye, yani suç işlemeyi caydırmaya yönelik cezalar. Cezanın ağır olmasının illa da kötü bir durumu yok. İşte burada 50 senede bir kişiye uygulanıyor. Ağır ama ne yapıyor? Çok ders alınıyor. Biz burada dikkat edeceğimiz konu, öyle bir ceza ver ki bu suçu başkaları işlemesin. Caydırıcı olsun. İşte diyor, Allah Allah, bu nasıl oluyor? Siz diyor, çok önemli bir hakikattan ne yapmışsınız? Gafil olmuşsunuz diyor. Bu da hükümlerin tesirini kırıyor. Nedir? Bizde diyor, hırsız elini başkasının malına uzattığı dakikada haddi şerinin icrasını tahtür eder. Arş-ı ilahiden nazil olan emir hatırına gelir. Allah Allah. Bu cezayı kim verdi? Kim veriyor? Allah veriyor. Peki değişir mi kişiden kişiye? Hayır. Peygamber kızı da yapsa, falan da yapsa değişmez. Dün uygulanır, bugün uygulanmaz mı? Hayır. Bunun istisnası var mı? Hayır. Bakın, öyle katı ve güzel bir şey ki Allah bu cezayı veriyor diyor ya. İmanın hassasıyla, imanın hassasıyla, kalbin kulağı ile kelam ezeliden gelen ve hırsızın elini idamına hükmeden hırsız erkeğin ve hırsız kadının elini kesin ayetini hissedip işitir. İman ve itikadı heyecana ve hissiyat ulviyesi harekete gelir. Şimdi bundan sonra suç psikolojisini ve bunu önlemeyi ne kadar güzel anlatmış bakın. Ruhun etrafından, vicdanın derin yerlerinden o sirkat meyalanına, hırsızlık yapacak ya, hırsızlık meyalanına hücum gibi bir halet-i ruhiye asıl olur. Ruh ve vicdan rahatsız oluyor. Aman diyor, yapma, aman etme. Nefis ve hevesten gelen meyalan parçalanır, çekilir. Gitgide o meyalan bütün bütün kesilir. İşte bütün ruhlara, bütün kalplere manevi yasakçı koymak. Ne kadar harika bir şey. Suç da huzur vardır, öyle mi hocam? Evet. Suçu işletmiyor abi. Çünkü Allah bunu diyor koymuş. Ben bunu yaparsam yanlış yapacağım. Ruh uyanık, kalp iman hakikatlerle dolu dolu olmuş, hassaslaşmış. Allah'ın dediğini yapmaya, yasakladığından da kaçmaya öyle bir durumu var ki, öyle bir meyali var ki hiç bunu durduramıyorsunuz. Nefis bir şeyler deyince diyor ki akıl ve kalp frene basıyor. Yapma, etme diyor. Çünkü bir de yürümüş diye biliyor ki cezasını kendisi bilir yani. Bir kadını ve hakim vermesine gerek yok. Ya. Bunu yaparsan bunun cezası bu. Ve kabul etti. Ya ne güzel bak. Çünkü yalnız vehim ve fikir değil. Vehim, yani yakalanırsam vesaire gibi bir şey değil. Belki manevi kuvvetleri, akıl, kalp ve vicdanı birden o hisse, o hevese hücum eder. Akıl, kalp, vicdan, aman yapma. İşte dediğiniz gibi Allah'ın melekleri görüyor. Allah biliyor. Sen bunu işliyorsun. Her ne kadar başkaları görmese de gören, kaydeden var. Haddi şer'i taattür ile ulvi zecr ve vicdani bir yasakçı o hissin karşısına çıkıyor ve susturuyor. Evet, iman kalpte, kafada daimi bir manevi yasakçı bıraktığından fena meyalanlar histen, nefisten çıktıkça yasaktır der, tard eder, kaçırır. Allah Allah. Demek ki iman manevi bir yasakçı bırakıyor. Ne kadar güzel işte. Herkes bundan nasibini alıyor. Onun için dindar insanların idaresi kolay. Aklı başında olan insanların, hak hukuk tanıyan, her an denetim içerisinde olduğunu derk eden insanların idaresi gayet kolay. Onun için Osmanlı
çok muvaffak olmuş. Biz kadın cinayetleri yok olmuş yani. O da yok değil mi? Bugün gündemde tuttukları. Evet, kadın cinayetleri de ortadan kalktı. Yok. Bir de enteresan olan şu, ben o kısmını söylemeyi unuttum. Diyor ki Osmanlı'da diyor Diyarbakır'daki bu işi yapan memurların sayısı 10-15 kişi ha. Topu topu 10-15 kişi bu işle uğraşıyor. Şimdi bizim adliye saraylarımız var ve yüzlerce, binlerce emniyet bu işe bakıyor. Ondan sonra adliye personeli bu işe bakıyor falan falan. Az kişiyle bu kadar işi etkili bir şekilde yapmak demek ki kanunun ne kadar etkili olduğunu ortaya koyuyor. Evet, insanın fiilleri kalbin, hissin temeyyülatından çıkar. Yani kalp ve duygular nereye meylediyorsa fiil de ona göre ortaya çıkıyor. O temayülat ruhun içsasatından ve ihtiyacından gelir. Ruh ise iman nuru ile harekete gelir. Bakın, işi en başından hallediyor. Hayır ise yapar, şer ise kendini çekmeye çalışır. Daha kör hisler onu yanlış yola sevk edip mağlup edemez. Demek ki bizim İman hakikatleri konusundaki çalışmalarımız emniyet ve asayiş için o kadar önemli ki herkese bu imanı vererek ne yapıyoruz? Hayır ise yap, şer ise kaç. Bu duyguyu ona yerleştiriyoruz. Elhasıl had ve ceza emri ilahi ve adalet-i Rabbaniye namına icra edildiği vakit hem ruh, hem akıl, hem vicdan, hem insaniyetin mahiyetindeki latifeleri müteessir ve alakadar olurlar. Sadece vehme ve fikre değil, bütün duygulara ne yapıyor? Tesir ediyor ya. İşte bu mana içindir ki 50 senede bir ceza sizin her gün müteaddit hapsinizden ziyade bize fayda veriyor. Sizin adalet namı altındaki cezalarınız yalnız vehminizi müteessir eder. Çünkü biriniz hırsızlığa niyet ettiği vakit millet vatan maslahatı ve menfaati hesabına cezaya çarpılmak vehmi gelir. Yahut insanlar eğer bilseler ona fena nazarla bakarlar. Eğer aleyhinde tebeyyün etse, o da çok zor, aleyhinde olduğu illa ispat edilecek. Hükümet de onu hapsetmek ihtimali hastarına geliyor. O vakit yalnız kuvve-i vahimesi cüz'i bir teessür hisseder. Halbuki nefis ve hissinden çıkan hususan ihtiyacı da varsa kuvvetli bir meyalan galebe eder. Daha o fenalıktan vazgeçmek için o cezanız fayda vermiyor. Hem de emri ilahi ile olmadığından o cezalar da adalet değil. Her an değişebilir. Abdestsiz, kıblesiz namaz kılmak gibi battal olur, bozulur. Şimdi Allah-u Teala insanı yaratan ve onun nasıl davranacağını, neyle nasıl durdurulacağını en iyi bilen Allah. Allah da bunu hükümleri gayet güzel Kur'an'ında koymuş. Eğer diyor beşer aklını başını almazsa ne yapacak? Anarşiler Yecüc ve Mecüclere teslimi silah edecek. İşte bu hikayeyi o zamandaki bazı dindar mebuslara eski sahip söylemiş ve iki defa tab edilen Arabi Hutbe-i Şamiye'nin zeylinde 45 sene evvel yazılmış. Demek hakiki adalet ve tesirli ceza odur ki Allah'ın emri namıyla olsun, yoksa tesiri yüzden bire iner. İşte bu cüz'i sirkat meselesine
sair külli ve şümürlü ahkam ilahiyeye kıyas edilsin. Yani diğer bütün bunlara kıyas edilebilir. Ta anlaşılsın ki saadet-i beşeriye dünyada adalet ile olabilir. Adalet ise doğrudan doğruya Kur'an'ın gösterdiği yol ile olabilir. Hikayenin hülasası bitti diyor. Din, şurasını okuyarak geçeceğim, vakit geç oldu. Ama gerçekten Risale-i Nur'un ve bizim işlevimizin, fonksiyonumuzun ne olduğunu çok iyi anlatan bir kısım. Din yalnız iman değil. Belki amel-i salih dahi dinin ikinci cüzüdür. Acaba katl, zina, sirkat, kumar, şarap gibi hayat-ı içtimaiyeyi zehirlendiren pek çok büyük günahları işleyenleri onlardan men etmek için yalnız hapis korkusu ve hükümetin bir hafiyesinin görmesi tevehhümü kafi gelir mi? Allah Allah. Soruyor abimiz bunu. Gelir mi? Elbette ki gelmez. O halde her hanede, belki herkesin yanında daima bir polis, bir hafiye bulunmak lazım gelir ki serkeş nefisler kendilerini o pisliklerden çeksinler. Peki polis ne olacak? Polis ona iştirak eder mi, etmez mi? Değil mi? Evet. İşte Risale-i Nur ameli salih noktasında iman canibinden herkesin başında her vakit bir manevi yasakçı bulundurur. Her vakit ha. Cehennem hapsini ve gazab-ı ilahi hatırına getirmekle fenalıktan kolayca kurtarır. Kanun, zabıta, savcı suç işlendikten sonra işleyeni ve işleteni yakalıyor. Kanun ve zabıta ve savcı suç işlendikten sonra işleyeni ve işleteni yakalıyor. O da yakalayabilirse, yani iş olup bittikten sonra, namus paymal olup adam öldükten sonra daha evvel tedbir almaya kanunen imkan yok. Fakat dinen buna imkan var. Nedir? Allah korkusu ve din. Allah Allah. Bu korku sayesinde her türlü rezaletin önü alınabileceğini bildiriyor. İslam dini bunu emrediyor. Tedbiri evvelden alın diyor. Suç işlenmeden tedbirlerini alın, suç işlenmesin diyor. Nasıl? Nasihat edin. İkaz edin. Allah'ı tanıtın. İnsanın kalbinde Allah korkusu, Allah sevgisi, ateş, cehennem, ebedi azap, ebedi saadet yer etsin. Bilsin, anlasın, sevsin ve korksun. Korksun ki fenalıklardan kaçsın. Hem kendisi kurtulsun hem de cemiyet. Savcı da, devlet de, hükümet de, millet de rahat etsin. Onun için bizim imanlı nesillere çok acilen ihtiyacımız var. Bunun için Allah korkusunu ve sevgisini insanlara aşılayın. Nasıl yapalım bu işi? Söyleyin, yazın, okutun. Risale-i Nur'u bol bol dağıtın, insanlar görsün ve vazgeçsin. Peki ama dinlemezlerse, dinleyenlere, iman edenlere tekrar edin. Çünkü yaptığınız iş iyidir. İnsanlar için, cemiyet için, millet için, hükümet için, devlet için hayırlıdır. Şerden, belalardan koruyucudur.
Biz hapishanelere değerler eğitiminden dolayı gidiyorduk. Biz biraz da gençleri esas aldık. Çok güzel icraatlar yapıldı. Ondan sonra bir bakan değişimi falan oldu. Dediler ki biz bunun daha iyisini getireceğiz. Bir ara verdiler. Hapishanenin öğretmeni bizi gördü. Diyor ki ya neredesiniz diyor. Sizin zamanınızda ezan okuyanlar, Kur'an okuyanlar, o kadar güzel olan gençler şimdi diyor birbirini yiyor, birbirine küfrediyor diyor. Gerçekten hapishaneleri ıslahane haline getiren, hele biliyorsunuz yani abilerin yaşadığı olaylar var. Anasını, babasını ve çevresindekilerini göz kırpmadan öldüren insan, tahta kurusunu öldürmemde günah var mı diye soracak seviyeye gelebiliyor. Nasıl geliyor? İşte iman hakikatlerle inşallah biz bu yolda devam edersek toplumdaki suç oranı da azalır. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahur davane elhamdülillahi rabbil alemin. Allah rızası için bütün geçmişlerimizin ruhu için El Fatiha.